Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda matematik dersinizden toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yani 4 işlemle ilgili çeşitli problemler sizlere çözeceğim. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayakları sayısı toplamı 582'dir. Bu çiftlikte 137 tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır diyor. Ayakların hepsini biliyoruz. Tavukların sayısını da biliyoruz. O zaman ilk önce tavukların ayaklarını bir hesap ediyoruz. Yani 137 ile 2'yi çarpıyoruz. Çünkü tavuklarda 2 ayak olduğuna göre 2 kere 7 14 elde var. 1 2 kere 3 6 bir de elde 7 2 kere 1 2 yazıyorum. 274 ayak tavukların ayakları. Toplam ayak sayısı 582 idi. 274 ayağı çıkarıyorum. 2'den çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8, 7 kaldı. 0, 5'ten 2 çıktı. 308. Nedir bunlar? Bunlar koyunların ayakları. Bize koyun sayısını sorduğuna göre kaç tane koyun vardır dediğine göre o zaman 308'i 4'e bölüyoruz. Çünkü koyunlarda 4 ayak oluyor. Böylece koyun sayısını bulmuş olacağız. 3'te 4 yok. 30'u soruyorum. 30'da 4 7 defa var. 7 kere 4 28. 2 kaldı. 8'i aşağı indirdim. 28'de 4 yine 7 defa var. 7 kere 4 28. Böylece 77 koyun varmış sonuca ulaşmış olduk. Bir sayının 8 katı ile 4 katının toplamının 18 fazlası 90'dır. Bu sayı kaçtır diyor bir kat problemleri sorusu. Şöyle şekilde göstereceğim. Aslında kısa yoldan da yapılabilir ama yine de şöyle baştan alayım. Bir sayı varmış ve bu sayıyı 8 kat çarptığımızda yani 8 kutu 8 kat yapıyorum ile bunu toplamışlar. Bir de 4 katını topluyorlar. 4 kat yapalım. Ve 18 fazlası diyor. Bir de 18 fazlası var. Bunları bir araya getirdiğinde 90'mış bu sayı. Her seferinde böyle şekiller yapmaktansa kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. 8 kat veya 8 k, 8 kutu diyebilirsiniz. Artı 4 kutu artı 18 eşittir 90. 18 fazla diyor ya bu fazlalığı karşıya gönderip bir çıkaralım o fazlalık bir gitsin yani 90'dan 18'i çıkaralım ne kaldı 72 kaldı 72 demek 8 kutu ile 4 kutuda yani 8 kat ile 4 katı da topladığımızda 12 kat eder eşittir 72 kalmıştı değil mi? Çünkü fazlalığı çıkardık 72 kaldı bir katı bir kutuyu bulmak için yani bu sayıyı bulmak için ne yaparız? 72'yi 12'ye bölme yaparız. Ve böldüğüm zaman kaç defa olabilir? 6 defa olabilir. 6 kere 2, 12, 6 kere 7. Böylece bu sayının 6 olduğunu bulmuş olduk. Kırtasiyeci tanesi 75 kuruş olan 80 kalem ile Tanesi 3 lira 25 kuruş olan 200 defter aldı. Aldıklarının hepsini 900 liraya satan kırtasiyeci bu satıştan kaç lira kar yaptı? İlk önce ne yapalım? Kalemleri bir hesap edelim. Bakalım kaç para harcamış kalemlere. 75 ile 80'i çarpıyoruz. Kuruş olarak çarpacağım sonra TL'ye döndüreceğim. Şimdi burada size şunu göstereceğim. Kısa yoldan çarpma yapabiliriz. 0'ı hiç ya çarpmayalım. 8 ile çarpalım. 0'ı en son ekleriz. Kısa yoldan çarpma böyle yapılıyor. 8 kere 5 40. 8'i kullanıyorum. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 kere 7 56. 4 de elde 60. 600 oldu değil mi? Hani sıfırı kullanmamıştık ya. Bu sıfırı da en sona ilave ediyoruz. Ve sonuca kısa yoldan ulaşmış oluyor, oluyoruz. 6000 kuruş oldu. Bunu TL'ye döndürmemiz lazım. Kuruşları TL'ye döndürürken ne yapıyorduk? 100 kuruş 1 TL olduğu için Bulduğumuz sayıyı 100'e bölme yaparız. Yani 2-0 atarız. 100'e kısa yoldan bölmüş oluruz. 6000 kuruş demek 60 TL demek. 60 lira demek. Bu burada dursun. Kalemlere 60 lira vermiş. Defterleri hesap edelim. 3 lira 25 kuruş. Yani 325 kuruş oluyor. Çünkü 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 325 kuruş oluyor. 200 defter almış. 200 de bunları çarpmam lazım. Yine kısa yoldan çarpma yapalım isterseniz. Sıfırları hiç kullanmayacağım. En son onları ekleyeceğim. 2 ile başlayacağım. 2 kere 5 10. Şuradan başlayalım. Elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 2 kere 3 6. Şu 2 sıfırı kullanmamıştım ya. Bunları da en sona ilave ediyorum. Ve ne oldu? 65 bin kuruş oldu. Bunu da lira yapalım şimdi. Ne yapıyoruz? 100'e bölüyoruz yine. 2 sıfırı siliyoruz. 650 TL'de defterler için harcamış, kırtasiyeci bu kadar mal almış. İlk önce verdiği paraları bir hesap edelim. 650 ile 60 lirayı topluyorum. 0 11 elde var bir 710 TL'lik mal almış ve bunları 900 liraya satmış. Yani 900 lira para kazanmış. Bakalım ne kadar ne kadar kar etti. 900'den 710'u harcadığı parayı çıkarırsam bu yaptığı karı bulacağım. 0. Ondan bir sıfırdan çıkmıyor. Komşudan aldık. Ondan bir çıktı. 9. 8 kaldı. 190 lira para kazanmış kırtasiyeci kar yapmış. Bu şekilde sonuca ulaştık. Dördüncü sorumuz. Kolay bir soru. 3 basamaklı en büyük çift sayının 25 katı kaçtır diyor. 3 basamaklı en büyük sayı biliyorsunuz 999 ama bu tek değil mi? Arkada birler basamağında tek bir rakam var. Bu olmaz. O zaman en büyük çift sayı kimdir? 998'dir. Bunun 25 katı diyor. Çarpıyoruz ve buluyoruz. 5 kere 8, 40. Elde var 4. Çarpma yaparken sevgili öğrenciler eldeleri kenara not edebilirsiniz. Böylece unutmazsınız. Çarpmanız hatalı çıkmaz. Ben de sık sık yaparım bu işi. Devam edelim. 40 dedik. Elde var 4 dedik. 5 kere 9, 45. 4 de elde 49. Yine elde var 4. 49'un 9'u. 5 kere 9 45. 4 de elde 49. Artık yazdım. Sıra geldi 2'ye. 2 kere 8 16 elde var. 1. 2 kere 9 18 bir de elde 19. Yine elde var. 1. 2 kere 9 18 bir de elde 19. Bunu da yaptım. 0 15 19 daha 19. Burası oldu 5. 14. Ne oldu? 2. 24.950 imiş cevabımız. Bu şekilde çarpma işlemi gerektiren bir soruyu da çözmüş olduk. Yine güzel bir soru var. Beşinci soru. Bir otobüste 30 yolcu vardır. Bir tam bilet 3 TL. Öğrenci bileti ise 2 TL 50 kuruştur. Bu otobüste 18 öğrenci olduğuna göre yolcuların tamamının ödediği para kaç TL'dir? Yani otobüse binen yolcular kaç para ödedi? Hepsi. Otobüsçü kaç para kazandı diyelim. İlk önce öğrencileri hesap edelim. 2 TL 50 kuruşmuş. Yani 250 kuruş. Kuruş olarak hesap edeceğim. Sonra liraya döndürürüz. 18 öğrenci çarpalım. 8 kere 0 0. 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var. 4. 8 kere 2 16. 4 de elde 20. 1 kere 0 0. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2 topladım. 0 0 5. 4500 kuruş öğrenciler ödemiş. Hemen ne yapıyorum? Liraya çeviriyorum. 100'e bölüyorum. Böldüm. 45 lira oldu öğrencilerin ödediği para. Öğrenci olmayan kaç yolcu var? Onları bulalım. Toplam yolcu sayısı 30'du. 18'i öğrenciydi. Çıkaralım bunları. Ne kaldı? 12 kişi de normal yolcuymuş. Bunlar da biletleri 3 liraymış. Onların ödediği parayı bulalım. 3 ile çarpalım. 36 lira da onlar ödemiş. Şimdi bunları toplayalım. 45 lira öğrencilerden geldi. 36 lira öğrenci olmayanlardan geldi. 1, 5, 3 daha ne oldu? 8 oldu. Evet 81 lira para kazanmış otobüsçü diyelim veya onların yolcuların ödediği paranın hepsi 81 lira oldu. Altıncı soru yine güzel bir soru. 7 litre yakıtla 364 kilometre giden bir araç 30 litre yakıtla kaç kilometre yol gidebilir? Şimdi 7 litre ile bu kadar gidiyormuş. İlk önce biz bunu 364'ü 7'ye böleriz. Böylece 1 litre ile kaç kilometre gittiğini buluruz. 3'te yok. 36'da 7. 5 kere var. 5 kere 7. 35. 1 kaldı. 4'ü indirdim. 14. 14'te 7. 2 defa var. Şimdi bu araç 1 litre ile 52 kilometre yol gidiyormuş. Peki 30 litre ile ne kadar gider? Ne yaparız? 52 ile 30'u çarparız. Böylece ne kadar gideceğini buluruz. Hadi bu kez sıfırla yapalım. Az önce kısa yoldan yaptık. Şimdi normal yapalım. 0 kere 2 0. 0 kere 5 0. 3 kere 2 6. 3 kere 5 15. Topluyoruz. 0 6 5. 1560 kilometre yol gidebiliyormuş. 30 litre ile cevabımızı bu şekilde bulduk. Kolay bir soru. 192 TL param vardır. Paramın yarısı ile futbol topu aldım. Kalan paramın çeyreği ile de Yemek yedim. Cebimde kaç TL param kaldı diyor. 192 TL. Bir şeyin yarısını nasıl buluruz? Para olsun. Başka bir şey olsun. 2'ye böleriz değil mi? Bölelim. 1'de yok. 19'da 2. 9 kere var. 2 kere 9. 18. 1 kaldı. 2'yi getirdim. 12'de 2. 6 defa var. Ve yarısı 96 liraymış. Bununla futbol topu almış. E diğer yarısı da 96'dır. Yani cepte 96 lira kalmış. Sonra bunun kalan paranın diyor çeyreğiyle de yemek yedim. Çeyreğini bulmak için de dörde böleriz. Bir şeyin çeyreği dörde keserek, dörde bölerek bulunur. 9'da 4, 2 kere 4, 8, 16 oldu. 16'da 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16. 24 liraya da yemek parası vermiş. E 96 kalmıştı. Cebimde kaç para kaldı diyor. Onu da çıkarmam lazım. 96'dan 24'ü çıkarıyoruz. 72 lira parası kalmış bu kişinin diyoruz. Ve 8. soruya geçiyoruz. Bir ahırdaki 5 inekten her biri sabahları 5700, akşamları ise 6300 mililitre süt vermektedir. Bu inekler bir haftada toplam kaç litre? Bakın şuna dikkat edin süt vermektedir. Biz ilk önce bir ineğin sabah ve akşam verdiği sütü bulalım. Yani 5700 mililitre ile 6300 mililitreyi toplayalım. 0 0 10 6 6 12 12000 mililitre süt veriyorlarmış. Biz litre olarak hesap edeceğiz ya mililitreyi litreye döndürelim. 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre o zaman bunu ben bine bölerim ve 12000 mililitre demek 12 litre demek. Değil mi? Şöyle litre yazalım. Ve ne diyor? Bir haftada bir haftayı çarparız. E, 12 ile bir haftayı çarpıyoruz. 7 kere 2 14 elde var. 1 7 kere 1 84 litre süt veriyor. Bir inek. Bir de diyor ki 5 inek var. Ha, o zaman 84 ile de 5'i çarparız. Bütün e, ineklerin bir haftadaki verdikleri sütleri buluruz. 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 8 40. 2 de elde 42. Demek ki bu 5 inek 420 litre süt veriyorlarmış bir haftada diyoruz.